Herkese merhaba, NBA Digital izleyenleri için yine yeni bir konu, özel bir konuyla sizlerleyiz. Bu özel konunun başlığı NBA oyuncuları, hatta süperstarları ve eşleri veya sevgilileri diyebiliriz. Yani NBA'deki en iyi çiftler. Sıralamayı sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Tabii sizlerin sıralaması nasıl olur bilmiyorum ama size vereceğim bilgilerle de siz kendi sıralamanızı ve dışarıdan gördüğünüz kadarıyla edindiğiniz fikirlerle yapacağınız sırayı belirleyebilirsiniz. Şimdi bizler NBA'deki en iyi çiftlerimizin NBA Digital olarak sıralamasını yaptık. 6 çift seçtik ve 6 çift de tabii ki en son sırayla, yani 6. en iyi çiftimizle başlıyoruz. 6. sıradaki çiftimiz Greek Freak ile başlıyoruz. Yani Giannis Antetokounmpo ve eşi değil, bu yanlış bilinen bir bilgidir, sevgilisi Maria. Daha evlenmediler. Tanışalı 4 yıl olduğu söylense de tam bir fikrimiz yok. Fakat tanışma şekilleriyle de alakalı bilgimiz olmasa da tanışmalarının sebeplerinden bir tanesini biliyoruz. Maria Kaliforniya doğumlu ve Maria üniversiteden mezun olduktan sonra, yani profesyonel bir şekilde voleybol oynadığı dönemden sonra iş anlamında staja Philadelphia 76ers'da basketbol operasyonlarından sorumlu bir stajyer olarak başlıyor. Yani staj yapıyor orada ve tahmin edilen, bilinen şu ki yani Antetokounmpo'yla o staj döneminden Milwaukee'de tanıştıkları, ama tabii ki kesin bir bilgimiz yok. Maria ile Giannis Antetokounmpo'nun da 2 tane oğulları var. Çok tatlı bir çiftler. O yüzden listemizde 6. sırada Greek Freak ve Maria var. Gelelim sıradaki en iyi çiftlerde 5. sıraya. Kendileri şu anda tabii ki Phoenix'te, Arizona'dalar. Chris Paul ve Jada Crowley. Bu ikilinin tanışması çok eskiye dayanıyor. Yani liseye. İkisi de aynı mahallede, iki farklı liseye giderken bir gün arkadaş ortamında bir basketbol turnuvasında, yani o şehirde yapılan bir basketbol turnuvasında tanışıyorlar ve sonrasında da flört etmeye başlıyorlar. O flört tabii ki şahane bir aile atmosferine kadar gidiyor ve o yolculukta da Jada tüm Chris Paul'un kariyerindeki her gittiği yere onunla birlikte seyahat ediyor. İş planını ona yönelik yapıyor. Bir tane moda evi var ve aynı zamanda da Chris Paul Foundation diye, yani CP3 Foundation diye Chris Paul'un yine kurucusu olduğu bir foundation'ı yönetiyor. Jada'yla da Chris'e buradan öpücükler yolluyoruz ve listemizin 5. sırasındalar. Ve listemizin 4. sırasına geliyoruz. Derrick Rose ve Alayna Anderson. Derrick Rose ve Alayna Anderson'ı sizler de benim kadar iyi bilirsiniz. Yani bir olayı tabii ki herkes çok iyi biliyor. O da Madison Square Garden'daki görkemli evlilik teklifi. Nasıldı ama? O yüzük, pozlar, salonun içerisindeki atmosfer ve yapılan tabii ki sürpriz. Fakat NBA Digital izleyenlerinde bir sorun var. Sizce gelin hanım bu sürprizin yapılacağını biliyor muydu? Sizce bunu tahmin ediyor muydu? Bunların hepsi planlı mıydı? Bu bence Amerikan basınında da çok yazılıp çizildi. Herkesin kafasındaki soru işaretlerinden bir tanesi. Çok tatlı bir çiftler. Derrick Rose'un Alayna'dan önce farklı bir kişiden çocuğu da var. Alayna ona da bakıyor. Hep birlikte aile ortamlarında Alayna, Derrick Rose nereye seyahat ederse etsin kendisini takip ediyor. Alayna bir Instagram modeli olarak biliniyor. Giydikleri tarzı ve kıyafetleri biraz abartıya kaçsa da yine de kendisini beğeniyoruz. Alayna ve Derrick Rose'a da buradan sevgilerimizi yolluyoruz. Ve gelelim listedeki en iyi 3. çiftimize. Bu çifti hepimiz çok seviyoruz. Kim olduğunu bence anladınız. Hepimiz çok seviyoruz. Tabii ki Cedi Osman ve Ebru Şahin. Yeni evlenen çift zaten evvelinden gelen o şahane hikayeleriyle, öyküleriyle ve birliktelikleriyle bizleri İlk başta ilk onların birlikteliğini duyduğumuzda çok sevindirmişlerdi. Birbirlerine çok yakışan, biri çok güzel, biri çok yakışıklı bir çiftler. Ve onlar şu anda Cleveland'dalar ve Cedi'nin yanına Ebru Şahin evlendikten sonra onun yanına taşındı. Onunla birlikte yaşıyor. Çiftimiz hakkında zaten benim çok söyleyecek bir şeyim yok. Çünkü tüm izleyenler basketbol severler. Tüm Türkiye çifti çok iyi tanıyor. Onları seviyoruz. Cedi ve Ebru'ya NBA Digital olarak
bir kalp yolluyoruz. Listedeki ikinci çiftimiz. Şöyle yüzüğümü göstereyim. Birkaç tane yüzük göstereyim. Hatta 4 yüzük olsaydı daha iyi olurdu. Çünkü Stephen Curry ve Ayesha Curry'nin yanına gidiyoruz. Yani San Francisco'ya gidiyoruz. Böyle kıyılara gidiyoruz. Oakland'a da gidebiliriz. Böyle belki de Oakland'da San Francisco arasına gidebiliriz. Çünkü çift şu anda Oakland'da yaşıyorlar. Tabii antrenmana Steph Curry evden biraz uzak olsa da, biraz uzun bir yol yapıp gitse de bence Ayesha Curry halinden çok memnun. Çünkü Ayesha Curry sizlerin de takip ettiği, belki de sizlerin de bildiği gibi çok ünlü, çok önemli bir şef. Ve çok güzel yemek yapıyor. Instagram'ında, sosyal medyasında sürekli yemek yaparken videolar paylaşıyor. Bizler de açken izleyince Ayesha'yı izleyip biraz acıkıyoruz. Ayesha ve Steph Curry çok ama çok küçüklerdi. Biri 12 yaşındaydı. Araştırmamı doğru yaptığımı düşünüyorum. Diğeri de 13 yaşındaydı. Ve bir kilise çıkışında tanıştılar. Kilisedeki o çocuk grupları arasında aslında birbirlerini görüyorlarmış. Ve Ayesha bir röportajında şunu söyledi. Steph'i her zaman görüyordum. Her zaman çok beğeniyordum. Ama sadece ben beğenmiyordum. Etrafımdaki, çevremdeki, kilisedeki, o kilise grubunun içerisindeki her kız ona aşıktı. Ben de onun dikkatini çekemeyeceğimi düşündüm. Ve hiçbir zaman denemedim diyor. Ama aslında olay öyle değil. Yani tabii ki bu şekilde gidiyor ama Ayesha Steph'e çok soğuk bir şekilde bir sabah kiliseye girerken selam veriyor ve Steph'in dikkatini o şekilde çekiyor. Ve ondan sonra tanışmaları 2003 yılında oluyor. İlk buluşmaları da 2008 yılında oluyor. İlk buluşmalarında Madame Tussauds'a gidiyorlar ve sonrasında da çay, tea, latte içerek bu güzel buluşmayı sonlandırıyorlar. Şu anda Steph ile Ayesha çok güzel bir evlilik yürütüyorlar. 3 çocukları var. Kendilerini ben Chase Center'da şampiyonluk gününde, şampiyonluk akşamında görmüştüm. Ayesha Curry Instagram'daki hali kadar ne kadar olmasa da yine de o kadar güzel bir kadın. Stephen Curry'yi zaten anlatmama gerek yok. Tüm basketbol severler çok iyi bilir. Bu arada Steph ile Ayesha'nın ilişkileriyle alakalı bir şeye daha değinmek istiyorum. Drake her ama her albümünde mutlaka, yani hepsi olmasa da mutlaka Ayesha ve Steph'in aşklarına yer verir. Özellikle Ayesha'nın yemek yapmasına yer verir. NBA'de en iyi çiftlerde artık ilk sıraya geldik. Kendileri kral olurlar. Hanımefendi de kraliçe. Tabii ki LeBron James ve Savannah. Listemizde ilk sırada LeBron ve Savannah var. Muhteşem bir beraberlik. Bence power couple dedikleri şey, yani güçlü çift olarak diye adlandırdığımız ve listede ilk sıraya en çok yakışan çift LeBron ve Savannah. Zaten oğullarını şu anda basketbol kortlarında izlerken bizler, onlar da oğullarını takip ediyorlar. LeBron'la Savannah'ın tanışması aslında çok evvele dayanıyor. Onlar da liseden beri tanışıyorlar. Lisede Savannah pompon kızken LeBron James bir futbol maçına gidiyor ve oradaki o pompon kızı beğeniyor ve diyor ki niye bizim basketbol maçlarında da Savannah yok diyor. Savannah da bunu duyduktan sonra basketbol maçlarına gidiyor. Basketbol maçlarında cheerleaderlık yapıyor. Sonrasında da beraberliklerine başlıyorlar. Küçük yaştan beri gelen bu aşk, bu sevgi, bu beraberlik LeBron James'in kariyerinde her adımında, zaten her görüntüde Savannah'ı da yanında görüyoruz. Bu beraberlik çok güçlü bir beraberlik. Tüm NBA oyuncularının, belki de NBA oyuncularının sevgililerini hayal ettiği bir beraberlik. Bu güçlü çiftimizle de biz bence NBA'deki en iyi çiftleri noktalayalım derim. Sizlerin de en iyi 6 çiftini yorumlara alabiliriz. NBA Digital olarak çiftleri konuşmuşken kalbimizi göndererek kapatıyoruz. Hoşçakalın.